Şu anda hayatın size verdiği bir armağanı keşfetmekte olabilirsiniz. Bu sizin işiniz, yeni okul yılınız, ebeveyn olmak, seyahat etmek, iş kurmak, yeni bir hedef peşinde olmak veya yeni bir ilişkiyi keşfetmek olabilir. Başınıza gelen her şeyin merkezinde siz olsanız da bazen şüphe ortalığı karıştırmaya başlayabilir. Belki de kendinizi yüksek bir duvarın önünde bulacak ve onu aşıp aşamayacağınızdan emin olamayacaksınız. Bir şeyi yapıp yapmama arasında o kadar kararsız kaldığınız zaman bu yolculuğun gerçekten sizin için uygun olup olmadığını sorgulamaya başlarsınız. Bu sebeple kendinize sorarsınız. Böyle bir şeye gerçekten ihtiyacım var mı? Ben gerçekten bunu mu istiyorum? Bu belirsizliğe fazla odaklanmak başınıza gelenleri sorgulamanıza sebep olur. Her şeyi anlamlandırmaya çalışırken kontrolü kaybediyor veya boşlukta süzülüyor gibi hissedebilirsiniz. Hatta şu ana kadar başardığınız her şeyi görmezden gelip henüz yolun başında olduğunuzu bile düşünebilirsiniz. Kariyerimde nasıl ilerlemeliyim? Gerçekten bu insanlarla bir ilişkide olmak istiyor muyum? Derin kararlar denizinde belirli bir rotanız olmadan daha da derine daldıkça gergin hissetmeye başlarsınız. Ve bu da ezici bir ajitasyon ve huzursuzluk duygusuna sebep olur. Daha çok şey yapabileceğiniz ve yararlanabileceğiniz daha birçok fırsatın olmasına rağmen yok denilecek kadar az şey yaptığınız düşüncesinden dolayı böyle bir şey gerçekleşir. Peki neden? Ne zaman bir karar vermeniz gerekse istediğiniz sonuca ulaşmak için her şeyi değerlendirirsiniz. Her türden muhtemel sonucun listesini çıkartır ve alacağınız kararın doğru ana denk gelmesi için haftalar, aylar hatta yıllar harcarsınız. Harekete geçmenizi biraz daha geciktirecek bile olsa alacağınız kararın doğru olduğundan emin olmak istersiniz. Sonuçta başarısız olmayı istemezsiniz. Başarısızlıkların yolculuğun bir parçası olduğunu çoğu zaman duymuşsunuzdur. Ve bu konsepte katılsanız da bu fikrin sizin başınıza da gelebileceğini kabullenemeyebilirsiniz. Sizi korkutan şeyin başarısızlık olmadığını söyleyebilirsiniz. Asıl korkunuz gerçekte ne istediğinizi bilmemenizdir. Daha önce hiç aynı anda çok fazla şey istediğinizi ve seçmeyi sevmediğinizi düşündünüz mü? Zamanınızı ve enerjinizi tek bir şey yapmaya harcarsanız, bu zamanınızı ve enerjinizi diğer yapmayı sevdiğiniz işlere harcayamayacağınız anlamına gelir. Sadece kendinize iyi bakmak istersiniz ve bu aslında mantıklıdır. Hepimiz kendimiz için en iyi olan şeyi isteriz. Sonuç olarak hepimize bir tane hayat verilmiştir ve bunu en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekir. Açıkçası kötü bir düşünce tarzına yenik düşmüş olabilirsiniz. Kendiniz için en iyi olan şeyde karar kılmak için 5, 10 ve hatta 20 yıl bekledikten sonra sadece yol boyunca hayatın sunduğu harika fırsatları görmezden gelmiş, umutsuz bir insan. Her şeyin netleştiği ve her şeyi fark ettiğiniz doğru an diye bir şey yoktur. Bir yerden başlamanız gerekir ve siz hareket anındayken zamanla gerçekten ne istediğinize dair olan görüntü netleşecektir. En iyi kararı vermenin zaman aldığını ve detaylıca üstünden geçmeniz gerektiğini düşünebilirsiniz. Hayat yalnızca konuşarak çözebileceğiniz bir denklem değildir. Harekete geçmeniz, aktivitelere dahil olmanız gerekir. Çünkü hayatınızın en iyi noktasına sizi getirecek şeye ulaşmanın daha iyi bir yolu yoktur. İnişlerden kaçınamazsınız. Çünkü yalnızca onlardan uzaklaşarak yükselebilirsiniz. Hayatınız iyi ve kötünün kompleks bir karışımıdır. Ve bunların hepsini deneyimlemeniz gerekir. Neden sorusunun cevabı için harekete geçmek yerine oturup düşünmekle uğraşırsanız cevabı elde edemezsiniz. Deneme ve hatalarla dolu birden çok süreçten geçmeniz gerekir. Deneyerek ve farklı şeylerle mücadele ederken, geçmişte işinize yaramayan bazı stratejileri eleyerek problemleri çözmede deneyim kazanırsınız. Yani herkese uyan katı bir kural veya formül yoktur. Açıkçası bu bir formül bile değildir. Bunların hepsi özünde yabancı olan şeyleri daha da aşina hale getiren girişimlerdir. Peki ya hata yaparsanız? Daha önce bunun etkileşimde olduğunuz ve neyi denememeniz gerektiğini öğrendiğiniz için ikinci bir şansı verebilirsiniz. Geçmişte alınan kararlarla ilgili en güzel şey bütün deneyimi mümkün kılmalarıdır. Geçmişte hangi seçeneği seçmiş olursanız olun, hayatınızda farklı bir noktaya gelmenize o sebep olmuştur. Bu geldiğiniz yer sayesinde sorunlar labirentinizden çıkabilmek için farklı yaklaşımları ve çözümleri keşfedebilmişsinizdir. Belki de bazen mutlu, tatmin olmuş
ve isteklerinizi yerine getirmiş gibi hissetmiş olabilirsiniz. Belki de diğer zamanlarda cesareti kırılmış, gergin hissetmiş ve hatta pes etmek istediğinizi düşünmüş olabilirsiniz. Bütün bu yolculuğun olayı bundan ibarettir. Her başlangıç zordur. Bulunduğunuz güzergâhtan başka bir yere yönelmenizle karşı karşıya gelmek zor olabilir. Alışık olduğunuz rutinin dışına çıkmak zordur. Çünkü bilinmeyen bir bölgeye adım atmanız gerekir. Pratik bir çözüme sahip olmadığınız sürece hiçbir şey bunu yapmanız için sizi motive etmeye yeterli olmayacaktır. İşte size başlamanız için iyi bir yol. Kendimizle konuşma şeklimizle şüphe ve belirsizliği biz güçlendiririz. Hayatımla ilgili ne yapmak istediğimi bilmiyorum dediğiniz zaman bütün odak noktanızı bilmediğiniz şeyleri genişletmeye harcarsınız. Tüm dikkatinizi yardımcı olmayacak bu bakış açısına verirseniz hayatta ne yapmayı istediğinizi asla bulamazsınız. Biraz zaman ayırın ve emin olduğunuz şeyleri bir kenara yazın. Odağınızı bilmediğiniz şeylerden çekip bildiğiniz şeylere yönlendirin. Hedefleriniz, amaçlarınız ve arzularınız hakkında emin olduğunuz her şeyi yazın. Neyi kesin olarak biliyorsunuz? Belki de bu dünyanın farklı yerlerine seyahat etmek istediğiniz konusunda netsiniz. Belki de yeni bir iş kurmak konusunda eminsiniz. Unutmayın, nereye seyahat edeceğinizi veya nasıl bir iş kuracağınız gerçeğine odaklanmalısınız. Yapacağınız şey şüpheyi değil ki ne yapmak istediğimi bilmiyorum düşüncesini gerçekliğe dönüştürmeniz ve dünyanın farklı yerlerine seyahat etmek istiyorum diyebilmeniz. Bu şekilde şartları değiştirebilirsiniz. Bilinmeyen şeyleri alıp bilinene dönüştürürsünüz. Kendi işinizi kurmak istediğinize emin misiniz? Eğer cevabınız evetse, başarılı olsanız da olmasanız da gidin ve bunu gerçekleştirin. Sonuçlar ne olursa olsun doğru yoldasınız. Çünkü ilk seferinizde işe yaramayan stratejilerden kaçınabilecek ve işinizi kurarken yenilerini geliştirebilecek kadar deneyim kazandınız. Sahip olduğunuz şüpheye karşı göstermeniz gereken düşünce böyle olmalıdır. Bunlar dışındaki her şeyi düşünmeniz için gereksizdir. Fakat gerçekleştirmenize değer. Bir şeyleri gerçekten yapmaya başladığınızda zamanla cevaplara ulaşırsınız. Kritik nokta aktif olmadığınız zamanlarda üzerinde çok düşünüp analiz etmemeniz gerektiğidir. Sadece yaptığınız her hareketin kesin olduğunuz şeylere uyduğundan emin olun. Belirsizlik ve şüpheyi düşünme ve analiz etmeye çok fazla zaman ve enerji harcarsanız, bu belirsizlik ve şüphenin hayatınızı meşgul etmesi için daha fazla alan oluşturursunuz. Bunları düşünerek uykuya dalarsanız ve bunları düşünerek uyanırsanız ve tüm bunlara enerjinizi harcadığınız için hayatınızda düzenli olarak ortaya çıkmaya başlarlar. Alışverişe çıktığınızda ve bir kıyafeti beğendiğinizde ilk düşünceniz ne olur? Bu seçtiğiniz kıyafetin size uyup uymadığını düşünürsünüz. Almak istediğinizden emin olduğunuz için onu denersiniz. Eğer uymazsa yeni bir bedenini istersiniz. Fakat tüm bunları aynı kıyafet için yaparsınız. Kendinizi rahat hissettireni bulana kadar tüm bedenleri denersiniz. Neden istediğinizden emin olduğunuz her şey için bu yaklaşımı kullanmayasınız? Deneme yanılma yoluyla ilerlemek sizi hayatınızda rahat hissettiğiniz noktaya taşımaya yardımcı olacaktır. Yere düşerseniz, hedefinize ulaşmanız için hala gitmeniz gereken çok yol olduğundan ayağa kalkacaksınız. Yürümeyi yeni öğrenen bir çocuğu düşünün. Yere düşer, fakat küçük bedeninin sahip olduğu tüm kararlılığa tutunarak kendini ayağa kaldırır ve bunu kendi başına yapmayı başarana kadar devam eder. Sanki ayağa kalkmak için tek el ve ayakları yerine iki elini ve ayaklarını kullanması gerektiğini anlar. O yüzden ortaya çıkın ve ihtiyacınız olduğu kadar kendinize deneme süreçleri tanıyın. Hepimiz belirli sayıda deneyimlerin ardından arzu ettiğimiz, ne istediğimizi bulma hedefine varacağız. Hepimizin kendine ait bir ritmi var. Bu yüzden kendimizi sabırla donatmalıyız ve ihtiyacımız olduğu kadar denemeden geçmeliyiz. Çünkü 90 yaşına geldiğimizde her birimiz geriye dönüp bakacağız. İyikilerle dolu bir hayat mı yaşadık, yoksa keşkelerden ibaret?